Şimdi öncelikle peynirden bahsetmek istiyorum. Burada tam 1 kilo labne peyniri var. Bu yeşil paketlerde, marketlerde satılanlardan. Bunu aynı bu şekilde bir kabın üzerine oturtuyorsunuz. Üstüne tel süzgeç ve 3-4 kat bu şekilde kağıt havluları seriyorsunuz. Labnenizi içine koyuyorsunuz. Bu 1 kilo labneden yaklaşık 750-800 gram kadar süzülmüş bu şekilde peynir elde ediyorsunuz. Bu kalan kısmı maskarponun ağırlığıyla eşit ağırlıkta kullanabilirsiniz. Sadece küçücük bir püf noktası. Bunun tadı maskarpona göre daha ekşimsidir. O yüzden kullanacağınız şeker oranını yaklaşık 1,5 yemek kaşığı arttırmanızı öneriyorum. Ben hazırladım burada. Şimdi ihtiyacım kadarını robotuma koyacağım. Ben öncelikle küçük robotumla işe başlayacağım. Çünkü kuplarımın altına çok basit bir vişne püresi hazırlayacağım. Yaklaşık 2 su bardağı donmuş vişnem vardı. 2 su bardağı hemen çözülmüş, suyu da burada olan vişnemi içine koydum. Şimdi püremin içine yaklaşık 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ekliyorum. Bu ölçü kaşığı tam 2 yemek kaşığı olduğu için bir tanesi yeterli olacaktır. Bu vişnenin kendi suyundan da şöyle bir 2 yemek kaşığı da içine ekledim. Hemen rondomu çalıştıracağım. Vişne pürem hazır. Onu hemen buraya kullanacağım zaman rahatça alabilmek için koydum. Geldik ikinci kısma. Bu aşamada büyük boy bir robot kullanacağım. Hazırlamış olduğum peynirin yarısını robotumun içine koyuyorum. O orada beni bekleyecek. Hemen bir tane sos tavası alıyorsunuz. Bu sos tavasının içine bir su bardağı, şöyle bir spatula ile sıyıracağım ben. Burada tam bir su bardağı krema var. Şimdi bunun içine tam olarak bir su bardağı toz şeker ekliyorsunuz. Tam bir su bardağı yeterli oluyor. Buna ben tam olarak şekeri koydum. Ocağımın altını açıyorum. Güzelce şeker eriyene kadar kremamı karıştıracağım. Burada 2 paket bitter, 1 paket de sütlü çikolatam var. Kremam kaynadığı anda çikolatalarımı içine atacağım, güzelce eriyecek. Sonra bunun içine koyacağım. Bu ayırdığım vişne sularından da biraz ekleyeceğim. Harika bir kaplama olacak. Kremamın yanından hemen baloncukları görebiliyorsunuz. Çıktığı anda şöyle bir dibine bakın, şeker tamamen erimiş mi? Erimeyenler zaten orada kendini belli eder. Son bir kere daha karıştırıyorum. İçine şöyle bir paket sütlü çikolata. Hemen buradan, burada 2 paket var. Ben bunun bir kısmını koyacağım. Birazını da üzeri için. Bütün çikolata eriyene kadar güzelce karıştırıyorsunuz. Evet, ben şu an bütün çikolatamın eridiğinden eminim. Bunu robotuma güzelce dökeceğim. Şimdi robotumuzu kapatıyoruz. Benim harcım hazır. Tam istediğim kıvamda. Şimdi bunu isterseniz bu şekilde yaklaşık bir 5-6 saat soğutup biraz daha katı bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Ya da kuplara koyarsınız. Yine kuplarınızı bir gece buzdolabında dinlendirirsiniz. O tam kıvamını almış olur. Ben görebilmeniz açısından servisini hemen yapacağım ve kuplarımla dolduracağım. Kuplarımın dibine önce bizim rondodan geçirdiğimiz yulaflı bisküvileri koyuyorum. Sonra üzerine yaptığımız vişne püresinden bir kaşık koyuyorum. Resmen dondurma kreması gibi oldu. Gerçekten çok güzel. Şimdi en son üzerlerine biraz daha bisküvi koyacağım. Hem bu likitken bisküvi içine de karışmış olacak. Evet, aynen bu şekilde.
Şöyle vişne püresinden hem de biraz renk vermiş olur. Arzu edenler üzerine istedikleri kuru yemişten ekleyebilirler. Ben biraz file badem çok seviyorum. Hem görüntüsünü hem tadını ondan ekleyeceğim.